Evet, sevgili boğa burçları, ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlarım, 31 Mart Cuma'dan önümüzdeki 6 Nisan'a kadar bir Cuma'dan bir Cuma'ya bakalım sizin yorumlarınızda neler var, tek tek açıklayacağım. Şimdi neden Cuma günü veriyorum sorusuna gelince, yeni takibe alan dostlarım için. Venüs sizin yönetici burcunuz, biliyorsunuz boğa burçları ve siz toprak grubusunuz. Venüs'ün maddi olarak tezahürüsünüz. Bu ne demek? Genelde boğa burçları bankacılık işleriyle uğraşırlar. Bankacı olabilir, muhasebeci olabilir. Mantıklı hareket ederler. Bir tüyo daha veriyorum. Boğa burçları fakir doğar, zengin ölürler efendim. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bakalım bunları söyledikten sonra her cuma bekleyin yeni takibe alanlara. Cuma günü zikrinizi de veriyorum. Cuma günü o zikre başlarsanız daha çabuk ne yapar? O frekansa girersiniz. Daha çabuk başarırsınız. Cuma günü yaptığınız dualar daha çabuk duyulur. Venüs'ün denetiminde olduğunuz için sürekli de gelir elde edersiniz. Her geçen gün geliriniz artar. Bunları hatırlatmak istedim. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 152. ayette diyor ki: "Beni zikrediniz, ben de sizi anıp ihsanda bulunayım. Size verdiğim nimetlere karşı inkar ve isyan etmeyip şükrediniz." diyor. Şimdi Bakara suresi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresidir ama en uzun suresidir. Sanırım 286 ayet ama yani okuyanlar bilirler her bir ayet çok uzun yani böyle bir 4-5 satır sürüyor. Bakara zaten öküz anlamına geliyor ya da boğa, buzağı anlamına geliyor. Yani aslında bu konu dışı bir şey söylemek istiyorum boğa burçları. Sık sık Bakara suresini dinleyin. Ve büyüye karşı birebirdir. Yıldız düşüklüğü olan tüm boğalar. Üzerimde ağırlık mı var? Yıldızım düşük. Hani şu bölgemde bir sıkışma var. Büyü mü var? Evimde geçimsizlik var diyenlere Bakara suresini açsınlar YouTube'dan evin merkezinde okunsun. Çok süper. Takır 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 böyle ampuller bile patlıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Yani herkes bir de bakıyorsunuz ya diyor elimdeki tabak çatladı Canan Hanım diyor bana. Elinde diyor tuttum tabak çatladı. Çünkü negatif oradan akmış gitmiş. Öyle ben size öneride bulunayım. Bu hafta yapın demiyorum. Yani istediğiniz hafta yapabilirsiniz. İsterseniz bugünden başlayın. Sizin uğurlu surelerinizden birisidir. Onu da hatırlatıyorum. Şimdi geliyorum. Bir arkadaşlar sizin bir şeyi isteyip de alamadığınızı görüyorum. Ya da bir şeyi isteyip de bir türlü önünüze kısmet olup başaramamışsınız, gelmemiş pişmanlıklarınız var. Acaba ben bu işi yapsam mıydım, şöyle mi yapsaydım, böyle mi yapsam iyiydi deyip yarım bıraktığınız bir şeyler var. Merak etmeyin, hayat uzun bir maraton. Yani yapamazdıysanız bile şimdi yavaş gidersiniz, birdenbire hızlanır, tamamlarsınız. Yani Rabbim öyle, özellikle ikili ilişkilerde boğa burçlarının pişmanlıklarını çok gördüm bu hafta. Yani biraz kalbinizin huzura ermesi için ve rahat olmanız için hayatın akışı da böyledir. Bazen olmuyor işte, nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden diyorum ama ateş gruplarıyla, koçlarla, aslanlarla, yaylarla ve oğlaklarla ilişkilerinize dikkat edin. Atılım yapabilirsiniz, sorunları çözebilirsiniz ya da o kişiden haber gelebilir. Gerçekten barış olacağını düşünüyorum, sizi temin ederim. Yani çok güzel şeyler olacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi İçinizin daraldığı bir konular var. Yani benim işte diyorsun niye içim daralıyor, bunu başaramadım ya da nasıl yapabilirim gibi.
kafanı kurcalayan bazı sorular, bazı pişmanlıklar var. 6 gün içerisinde bir rahata kavuşacağını görüyorum. Küslerin barışacağını, sıkıntılı süreçlerin biteceğini söyleyebilirim. Bir gözyaşı var, hafif bir gözyaşı dökebilirsin, hafif bir sıkıntı yaşayabilirsin. Fakat Rabbimin kerametlerini yaşayacaksın. Özellikle 6 Nisan'da bir dolunay var arkadaşlar. Terazi burcunda bir dolunay. Biraz evvel terazileri çektim, onlara da söylemedim ama unuttum ya söylemeyi, size hatırlatayım. Ya bu dolunay bayağı bir sert bir dolunay. Dikkatli olun. Ya içinizde depremler olabilir. Ha ben deprem olur falan demiyorum. Zaten böyle bir racon kesmeyi sevmiyorum. Görsem de söylemem. Ama içinizde bir yıkım olabilir. Eskiye elveda deyip eskiye dair ne varsa yerin altına gömüp yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Yeni başlangıçlar size çok iyi gelecek. 6 Nisan dolaylarına bakın. Yeni başlangıçlar yapacağını, özellikle duygusal anlamda. Bak zihninden ne geçiyorsa, zihninden ne geçiyorsa gerçekleşecek. Şu üçüncü gözden başlamak üzere bak, bazı düşünceler hani ok gibi fırlayacak. O yüzden barış düşün, bolluk düşün ve geçmişi gömdüm, yeni başlangıç yapacağım de. İnan ki başlayacaksın, telefonlar alacaksın, bereketi göreceksin. Aynı zamanda iş bulmak isteyen tüm boğa burçlarına iş kapıları açıldı. Bunları söylemem lazım. Kendinizle barışacaksınız. Kalp gözünüzün açılacağı, keşif gözünüzün açılacağı bir hafta. Huzur bulacaksınız. Gafletten ve kinden uzak durmanız gereken bir hafta. Dediğim gibi gaflet ve kini beyninden çıkartırsan sana yansıyacak. İşte bu da zor yani. İşte yani sen yapabiliyor musun diye bana sormayın. Ben bile yapamıyordum. Artık ben de elimi eteğimi çektim her şeyden arkadaşlar. Kinden de, iyilikten de, kötülükten de. Siz beni sağ... Ben nötrüm ya. Ben kini yenemiyorsan bile, nefreti yenemiyorsan bile tavsiyem nötr ol. Allah'ım bu dünya yani silsileler dünyası. Yani her an deprem oluyor içimizde. Bu imtihan dünyası, ben teslim oldum gibi laflar edin. En azından negatif düşünmeyin derim. Ve bazı rivayetler, bazı dedikodular canını sıkabilir. Aldırış etme, doğru bildiğin yolda git. Bu dediklerimin çoğu ikili ilişkilerde sıkıntı arkadaşlar. Kin ve nefret ikili ilişkilerde görüyorum. O yüzden yüzleşme mi yaşayacaksın? Affetme mi yaşayacaksın? Ne yapacaksan yap. Zikrinizi vermek istiyorum. 114 kere Ya Cami, Ya Cami, Ya Cami esması çektiğinde karşında göreceksin o kişiyi. İster yüzleşme yaşa, ister uyum yaşa. Rabbim bilir orasını. 114 kere mutlaka Ya Cami esmasını çek. Gerisini de Allah'a tevekkül et derim. Gelecek hafta ölmez sağ kalırsak görüşelim efendim. Hoşça kalın, dostça kalın.